Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri gördüğünüz gibi şükürler olsun iyiyiz. Almanya'da birkaç gündür arkadaşlar, herhalde 3 gündür. Gerçekten çok güzel, sıcak var. Gözümden evet. De belli oldu, hemen evet. Yandım. Bu arada ne yapıyorum? Benim çocuklar bugün yemek istemediler sıcaktan dolayı. Dün hem köfte yaptık, hatırlıyorsun hanım. Evet, dün köfte yapmıştık. Evet, dedik bunun bir başka bir şey olsun. Evet. Köfteciye bıraktık bu arada gene. Sıcak yemek istemedikleri için. Şöyle hemen kaç şeyimiz var. Pomesimiz var, nakatisimiz var, onları yapacağız. Peynir, zeytin yiyecekler. Bu şekilde. Hopala. Arkadaşlar bu arada like yapmayı lütfen unutmayın. Evet. Hanım unuttu söyleme de. Evet, ben unuttum. Instagram'da Hulya Funda 88 takip edin lütfen. Çoğu zaman artık kaçıncı videomuz oldu, ben bile sayısını unuttum ama evet. Yine de niyeyse böyle heyecanlanıyorum, yapacağım şeyleri unutuyorum. Bu arada biraz önce hanım dolaşmaya gittik, geldik, dolaşıyorduk. Bir senedir görmediğimiz hemşerimizi gördük. Yine bir de eski bir komşumuz var, balık kesildi. Selam olsun buradan, bizi evet. İzliyorlarmış. Emre'de problem olan bize abone değillermiş. Hani abone değil, o da istemen değil, bilmediğin için yapamamışlar. Arkadaşlar Android telefonu kullanıyorsanız Google kontrolünüzden abone olabilirsiniz YouTube'a. Evet. Öyle zor bir şey değil yani. Bir de şey, birçok kişi YouTube'da aboneliği parayla zannediyor. Hiçbir şey paralı değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Yani birçok kişi de gerçekten onu paralı zannediyor. Bize abone olduğunuz zili açtığınız zaman biz video kodun size her anda hemen sahnesinde haber geliyor. Video evet. Geldi diye. Hemen haber geliyor, video geldi diye yani. Açık olduğunda. Onun için abone olursanız seviniriz. Zili açın. Açtığınız anda her şey haberdar olursunuz. Evet. Biz ne yapıyoruz? Her zamanki gibi durmak yok, yola devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Videolarımızı yapmaya devam edeceğiz Rabbim sağlık verdikçe. Evet. Burada bizleri yorumlarda hiç bırakmayan arkadaşlar var. Şimdi isimlerimizi saymayayım. İsim saydığımda unuttuklarımız bana da darılıyorlar. Darılıyorlar. Siz şey yapmadın diye. Hepiniz de siz kendinizi biliyorsunuz. Hepinize buradan selam, sevgiler olsun. Bizlere yorum yapmaya devam edin. Darılmak, gücenmek yok. Evet. Yani. Hepinizin yorumunu teker teker okuyor. Hepiniz bizim için önemlisiniz arkadaşlar. Hep diyoruz, sizler varsanız biz varız. Siz yoksanız biz zaten videoda burada boş boşa çekmişiz, ne anlamı var? Yani. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar yine perdeyi kapattım. Evet. Arkada da komşular var. Doğum günü kutluyorlar. Onlara da şey olmasın. Herkes evet, daha da işini yapsın. Evet, biz düşürem. Nasıl açalım yine videomuzu? Evet, tekrar açarız. Melik abimiz de geldi. Tosun Paşa'yı gördüğünüz gibi selam ver bakalım Tosun Paşa. Tosun Paşa ne yaptı? Niye bağırdı? Dayak yemiş gibi. Dümün yukarıda biraz sıkayım bakayım benim telefonuma. He. Ondan sonra uyum da aldım. Uyuyup kalmış. Aferin oğlum benim. Yaptım. Sıcak alalım. Hemen al sıcak. Ondan böyle yaptım böyle. Çocuk bir de okula normal erken kalkıyor. Normal kaç saatte okula gidiyor? Çok erken gidiyor. Şimdi otobüs şehirde yer. Sabah 7.10'da çıkıyorum galiba evden. 6'ya çıkıyorum. 6. Hayır, 6 kaç kaçta çıkıyorum. 6'ya çıkıyorum. Sanki işe gidiyor olan ya. Erken kalktığı için çocuk. Ya yorulduk oğlum. Bir gün okulun kaldı bak gene. Uyumuş kalmış yazık. Ondan sonra yine 2 gün boşum. Evet, perşembe günü. Cuma günü mü yok senin okul? Hayır. Perşembe ve cuma günü. Kızlar da yok ya. Kızlar da yok cuma, perşembe. Yarın falan. Evet, çok yazık. Geç bakalım kız, geç. Geç. Gel annem, hadi gel. Geç annem. Rızamızın bugün kendine şey yapmışlar, yeni bir ne bulmuşlar? Evcil hava bulmuşlar. Ne buldunuz kendinize? Ne bulması bu? Geçelim işte. Simitli böyle. Getirsene. Aman hayır şimdi, simit böyle. Annem korktu. Aa, getirme annem, ne sırası böyle? Böyle, böyle, böyle. Bu hıyaların arasına girildi. Güzel bir şey yapmışlar, değil mi? Evet. Simgeci bulmuş değil mi? Evet. Altına çimen koymuş, toprak koymuş. Evet. Adı ne koydunuz? Simgeci'yi evcil hayvanlaştırdılar. Kantuni. Kantuni koymuşlar. Kantuni ismi de. Aa, bir de nasılca ölü sayıp hareket etmek olsun. En azından istiyor mu? Uyuyormuş böyle kafasını yer kaçırıyor. Hatta bizim evde... Ben yok, birisi Anton, birisi çikolata. Ben onu Gary koyayım, Gary. Niye çoğu kişi? SpongeBob'un şeysi var ya, Gary. Kedinin ismine çoğu kişi sütlaç koyuyor ya. Sütlaç mı? He, sütlaç koyuyorlar. Valla olmaz. Sütlaç dediğim her gün sütlaç isterim, olmaz. Alın mendillerinizi. Arkadaşlar sizin bazen öyle mi? Bakın ben bazen şeye bakayım YouTube'da. Arkadaşlar var, diyelim ki Adana gidiyor, Diyarbakır'a gidiyor, Antep'e gidiyor. Adam kebapçıya giriyor. Böyle kebabı karşısına yiyor ya, canı çekiyor vallahi ya. Gece, sen anne bunlara gece baktın bakayım için. Evet. Normal. Akşam ne olacak? Tabii ki yemek. En azından bir sucuk kesim onu yiyeyim diyorum. Bir de benim en çok dikkatimi ne çekiyor biliyor musun? Ne? Madem koru açıldı, ben de kimseden bir şey saklamadım o göre. İşte şimdi restoran, mesela benim restoranım var.
Şimdi birisi benim restoranımı tanıtmaya geliyor ya. Evet. Tanıtmaya gelince diyelim ki ben döner şeyiyim. Artık alıyor döner tabağını dolduruyor. Aşırı evet. Aşırı şey. Evet. Ondan sonra diyor ki işte arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi normal. Burası böyle çok fazla şekilde koyuyor diyor. Evet hep bol koyuyor, bir bol kapçı diyor. Evet. Merak ettiğim acaba o ünlü diye hadi gitti de öyle yaptı. Evet. Başka birisi herhangi X birisi gittiğinde de o yapıyorlar ama. Şimdi adam diyelim ki gidiyor 300 bin tane abonesi var. Yavaş yemek kanalları böyle. Evet. Adam bol kepçe atıyor. Abi ondan koyan bundan koyan. Ve bir fiyat sana söylüyor. İnanmazsın yani inanmazsın. Aynen. Kaç para şimdi bir en ucuz tavuk döner? 10 lira mı? 15 lira mı? Nerede? Türkiye'de kaç para? 15. Türkiye'yi ben bilmiyorum valla hiç. Yani biliyor musun? Türkiye'de hiçbir şey bilmiyorum. Hani demek istediğim diyor ya hani sen de ona ganıyorsun. Ha bak gördün mü orada hem doyurucu hem fiyatları uygun. Evet. Ama senin gittiğinde tamam fiyatı şey de olabilir. Evet. Arkadaşlar şimdi ben ismini söyleme reklam olmasın. Bildiğiniz gibi İstanbul'da bir koca bir et dükkanı var. Herkes adamı biliyor kim olduğunu. Hani ismini söylemeyeyim de bizim geçen arkadaşlar gitmişler. Vallahi abi diyor yedik diyor. Ama et yemedik diyor. Fiyatı yemişler. Evet işte. Allah'ın suyunu bile kaç para verirler bir de diyor. Benim hani merak ettiğim insanları artık öyle şey yapıyorlar ki kandırıyorlar. Yazık seni benim bilmiyorum. Garip gitti mi? Bana lafıma inanarak gidiyor. Ekmeğin arasına iki bir şey koyuyor. Hadi e tamam da diyorum. Şimdi herkes diyor ki adam çıkıyor ben diyor açım diye yemek bulamam bir şey bulamam diyor. Adam bakıyor oraya yemek yemeye gidiyor. Yok ben ünlü yere demiyorum. Normal tanıtım ettikleri yerlere de. Ünlü yere zaten paran varsa gidersin. Herkes gidiyor onu. Valla ben Türkiye gittim mi en çok neye gidiyorum biliyorum arkadaşlar söyleyeyim size. Esnaf sokantısına gidiyorum. Nasıl güzel oluyor. Gideyim mi? Hadi su kap gel oğlum. Uşak'ta hatırlıyor musun? Bir lokanta gittik de. Garson, bir bardak su getir. Garson başımıza bekliyor diye. Yemek gitti. Hiç sen öyle şey yok. Mesela şey, çocuk kapıda oturuyor ya. Garson başımıza oturuyor ya. Bakıyor. Hemen neyin bitti onu ben de hiç böyle rahat edemem. Biraz uzaklaş. Ben istediğim bir yeri içerim. Yemedim hani bırakırım. Tabii. Daha bir şeyim olmadı. Tak onu alır tak onu başında böyle bekliyor. Hatırlıyor musun? Hatta dedin ki abi Allah'ım için biraz uzaklaş dedin ya. Uzak dedin abi uzaklaştım ya. Vallahi ben mesela bir rahat yemek istedim. Başında rahat yemek yiyemedim. Vallahi sen öyle şey dedin. Arkadaşlar şöyle. Hani. Beğendiniz mi kızlar? Benim kızlar da büyüğün çocuklar hepsi uyuyorlar ayakta. Allah ya hava çarptı galiba. Hava çarptı çocukları ya. Bir gözünüz açın. Ya bu pomos olmasa almaya aç kaldık galiba. Bir de şeyi Hollanda da çok şey ya. Hollanda biraz olmadık mı? Ya şimdi yakın zamanda. Kusun da şöyle. Ben size bardak bulmuşum geliyor. Bak burada şey de var istiyor olmak istersen böyle küçük döner ekmekleri. Koyacağım aşkım içine bir şey. Hocam bu. Allah Allah. Sanki ben size çok misafir alıyor gibi oldum. Bugün kızım. Niye yemiyorsunuz? Hı? Burada bir tane. Hadi Melih yiyin. Ne yiyin? Sefdale gibi şey yedim. Buna ekmek yedim. Bunu sen ekmek yedim. Ve bırak. Okuldan gelin. Benim moralim bozuk. Ne bozuk? Moralim. Hayırdır ne oldu? Kendim. Kuşlar var ya gelen. Onları ev yapacaktım. Ha. Yaptığım yapışkan topu da hepsini üstü. Arkadaşlar dün ne oldu? Dün üzücü bir şey oldu anlatayım size. Bakın. Şunu bizim... alayım da rahatsız etmesin kameraya. Çok ses geliyor mu acaba? Yok bilmiyorum. Kusura bakmayın ya sesi gelirse. Bizim Hint tübüller dediğin gibi 5 yumurta şey yaptılar. Bodular. Normalinde ben öyle şey merak ederim bakmam. Ya dün şeytan dürttü dedi ki bir kere bak bakalım dolu mu boş mu diye. Arkadaşlar güzelce şey kuş çıktı dışarıya. Biz kabızı kaldırdık. Güzelce altına eldiven giydik koku silmesin diye. Ne oldu? 5 yumurtanın 4'ü dolmuş. Neyse eldiven giydim. Güzelce koyduktan çat elimde yumurta kırıldı. O yumurta da şeymiş mi? Dolmuş mu? Allah'ım bir üzüldüm. Hakikaten bir üzüldüm. Ya dedim niye karışıyorsun kendine? Bıraktım ya bırak. Bereketken 4 yumurta var da gene kuş üstüne yattı. Yani hakikaten dedim çok moralim bozuldu ya. Çok moralim bozuldu. Valla bir de insanlık hali. Kızım bu bizim insanlık hali ama babam şey olduğu için biz genelde çocuklar da öyle. Evde sinek olsun ben eşime derim şey yap diye. Başka insan olsa tak diye öldürürüm. Hakikaten çok. Eşimle ben mi verdim canını beni alacağım der. Sineği açar perdeyi dışarı çıkıyor. Ne üzüldüm ya Allah'ım dedim kendi kendime. Dedim iyi ki dedim 4 yumurta daha var da. Yoksa son yumurtası olsun o ciddi. Şimdi ne yapmış kuş? Annem çatal varken niye elini yiyorsun bebeğim? Önünü örtmüş yuvasını. Aynen tam önü kapatmış. Ne hakikaten. Çünkü anladık ki bir daha elemesin hadi ölümü. Evet kapatmış. Evet ne moralim bozdu dedim dursun yumurtalar çıkmasın. Bir daha elemeyeceğim tövbe bir daha elersem. İşte hoş. Bir de böyle hafifçe tak elinde kırıldı ya Allah'ım dedim ya. Zaten şey gibi ya lekmebi gibi bir şeydi şöyle durmamda görünmüyor bile. Minnacık yumurtası. Yavrum kuşun kendisindeki 12 gram kuş.
Google'de görmüştüm. Evet. Sıcak olmadı, seni yarabbim. Şöyle alalım. Yani her şey Allah'a bırakacaksın. Evet. Veren de Allah, alan da Allah. Evet. Bir şey yok. Dediğim gibi küçük yumurta böyle beni dün çok üzdü. Semih'im getir de ben alayım oğlum. Annem peynir de alın, domates alın. Ya bunu da yemek mi yiyorsun? O öyle. Hastalan mı bakıyorsun? Yani yiyem ya, hadi. Hadi bebişim ye. Nasıl Semih? Senin de olmadı. Oldu soracağım. Nasıl bitti oğlum? Bıldırcın mı? Ha bıldırcın herhalde. Bıldırcın ne olmadı? Bıldırcın ne olmadı? Gel oğlum gel gel. O da yazık bir şey yapıyor, mutfakta nugget sarı kızarttı. Baba abiniz bile yardımcı oldu, gördünüz mü? Hava bugün çok sıcak. Arkadaşlar, Perşembe günü, Fayatak günü, NVD yaşayan dikkat etsinler, fırtına geliyormuş. Çok küçük fırtına geliyormuş, ona göre hazırlı olun. Genelde evet. Her sene oluyor bu, böyle bahçeleri dikenleri için biberleri, domatesleri kırıyor. Evet. Benim şeyim yok hani, küçük olduğu için. Gidiyor, yani, fırtına olacakmış annem. Çok ağır fırtına olacakmış Perşembe günü, ona göre. Evet. Perşembe, bu Perşembe mi? Evet, bu video biz Çarşamba hocamıza göre, yani Perşembe bugün günü. Bugün salı, evet, Çarşamba günü koyacağız. Evet. Döktün annem. Gel oğlum. Biz şey yapalım da videomuzu sonlandıralım, şey durduralım şimdi. Evet. Gel oğlum sen de ye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hintube'dan yine geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası kafesimiz, şurası yuvası, önünü örtü. Görünüz mü içeride? Kuşu görünüz mü? Biraz arkadaşlar karanlık ama. Evet bak. Kendisi görünmüyor. Kafası görüküyordur bakın. Yumurta kırıldı diye kendini gizliyor evet, şu anda. Gördünüz mü bakın nasıl yuvarlamış buraya? Bak, hani hakikaten evet, çok üzüldük. Biraz çırpındılar da açınca her taraf battı ama. Evet olsun. Önemli değil. Bir götendik. Evet şöyle artık. Sürtem de şey yapsın. Hadi uyu sen uyu. Siz olun, yuvayı bir daha ellemem. Benim hatama aynısı yapmam. İşte ders oldu bize ama geç kaldık. Aman. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni geçtik. Evet herkesin keyfi yerine gene geldi. Karnımız doydu. Dediler Allah bereket versin sofrayı Kur'an kaldırsın dediler. Bana ben de kaldırdım. Ya. Kerebaşına kaldır sen de. Hani az yesin ha. E canım bir tabağın içine tutuverdiler yani de. Bir tabağın o kadar olacak. Anne öyle yani her dünya annen kaldırdı dünyayı. Bakın arkadaşlar bakın bizim evin aşıkları bunlar. Aşıklı mı aşık olacak aslında bunlar da hata yaptık. Şu gel bakalım gel Sultan. Evet. Benim parmağıma saldırmıştı bu Pitbull Sultan yani. Bu da Paşa. Ha. Tamam anladık. Aman. Beni var ya. Şey görmeden ben kokumdan mı anlıyor? Yani hemen şey yapıyor, bağırıyor. Akşam oldu mu? Hanım açtı mı kafesini? Yine hepsi uyku moduna giriyor. Evet. Şu, yaramaz ha. Şuraya sultan şey çıkıyor, paşa çıkıyor. Şuraya sultan çıkıyor. Aşıklar işte bunlar aşıklar. Evet, bindir dövüşler ha. Tamam. Anne, ben de sizi çok seviyorum. Tüm bunları bir çıkardık dışarıya. Allah inlesin. Kaç saat durdu? 6 saat durdular galiba dışarıda. 6 saat içeri girmediler. 6 saat. Ama ben zaten kuşları sürekli kafese dışanlara karşıyım. Hayır, onlara da çıkmaya hakları var. Tamam aşkım ben sizi çok seviyorum. Ha? Tamam. Anlaşıyoruz tamam. Akıllı kuzuları. Bakın arkadaşlar. Ben hala seramı düzenini yapamadım. Şu son acı biberim var. Az bir şeydi. Evet. Onu dikeceğim. Ondan sonra burası artık şu çıkacak üzerinden. Bu zaten çıkıyor böyle. Evet. Yaz aylarında. Burasını komple böyle çiçeklerle süsleyeceğim. Şuralara lamba bağlayacağım inşallah. Lamba mı? Hayırdır benim haberim yok. Hani şey var ya benim yanan sönen pilli. Aa doğru pilli yeşil. Yeşil şey, evet. Doğru. Onu takacağım oraya güzel oluyor evet, artık. Evet bahçe ne? Bahçe durumda. Bahçe pek bir şey görünmüyor ama havalar şey gittiği için. Hem her tarafı yeşil. Allah için çok güzel. Olursa da Allah'tan olmazsa da. Hayır. Burası arkadaşlar her zaman söylüyoruz tıpkı bir Karadeniz şeyi gibi gerçekten. Sadece evler böyle tepede değil değil mi? Evet. Yoksa yeşillik açısından yağmurlar. Pillere bak pillere nasıl koşuyorlar. Tam doğru. Gerçekten Karadeniz şeyi. Bence Afet orası parkta her taraf yeşillik evet. Yani. Yeşillik. Hatta size çekecektim orayı göstereceğim. Çok güzel bir görüntü ama inanılmaz derecede şey var. Rüzgar. Tepede olduğu için evet. Çok rüzgar var orada. O yüzden sizlere evet, şey yapmak istemedim. Yukarı olursa şey yapmak bile. Kulaklarınıza rahatsızlık vermek evet, istemedim. Abi. Size bakışlarınızı yerim ben kurban oldukları. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet. Ne zaman bakarsanız. Ne zaman izlerseniz bizim için akşam sizin için ne zaman olur bilemeyiz. Tamam. Videomuzu sonlandıralım. Annem benim kuzuları da selam verir bak. Gördün mü? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.